Selamun aleyküm değerli arkadaşlar. Leyla ve Yüksel'in kupana hoş geldiniz. Herkese hayırlı sabahlar. O ne? Cümleten selamun aleyküm sevgili takipçilerimiz. Babamın kanalına hoş geldiniz. Neymiş o? Anam Leyla Sultan Bey'e un helvası göndermiş. Ben hakkımı da saklar kurban oldum. Hakkımı yememiş. Anneme yerinden taş olsa yerim. Bir yiyeyim bak. Maşallah. Çocuğu hangi dedim herhalde en son. Maşallah. Tavuklarını kuzulur mu da kızarmış kuyrukları? İyi. Günlük alıyorum işte. İyi maşallah. Nasıl tatlı olmuş. He, bir su katmamışlar ya, bekmezden oldu lan. Güzel olmuş. Güzel olmuş. Ben de daha onunla hemen yemedim diye mi yedim mi ki? Yapmadım arkadaşlar, kusura bakma. He. Evde kimse yok, canım istemedi. Babamla yapın ben de. Biz de böyle bir aksiyara gezmeye gittik. Arkadaş ben de elmasın bahçesini süreceğim. He. Bakalım bakalım. Gelirken şeye talya tuttum orada. İyi gidiyor mu? İyi geçiyor da. He. Buradan nasıl sürelim öyle? Talanın şimdi bu haline bakın bir. Şöyle. Bahçenin bu hali. Şu orada dalları. Oraya giremedik de. Şöyle gidip geleceğim herhalde baba. Zaten öyle sürdüm. Böyle dikine. Buradan aşağı gider. Aşağı gider. Ya da şu ya da şu oradan şöyle şöyle yap gelecek. Nasıl? O zaman ben bir başlayayım sen devam et. Tamam. Buradan mı gösterelim? Bunlara yem atalım sevgili takipçilerimiz de motorun altına gitmesinler. Buyur. He. Hı? Hangi çubuklar? Orada çubuk yok ki. Ona bakma, o kendiliğinden çatladı. Sen şu çubuklarımı sökme, bunlar kendi ektiklerim. He. Geri kalanına bakma. Şu sıra zaten şey baba, öyle bir iki giden herhal. Orada cevizim var. Aa, öyle olmaz. Kucunu diktim ben onları. Bunlar babam sürerken şey gitmesin. Bahçeye gelmesinler. O yüzden yem attım. Çok oldular da maşallah yem de dayanmıyor. Serkan'a yem al gel dedim. Tamam dedi, iki gündür bekliyor bari. Adam ben getiririm demiş, gelmedi daha. Bu sene bahçenin içindekileri de toplamadım arkadaşlar. İçinde kaldığı zaman ters oluyormuş herhalde. Yaban yerlerde yani yurt dışında falan yaprakları, gazelleri, bu otları bir yere bastırıyorlarmış. Ters olarak kullanıyorlarmış. Bismillah, Allah kolaylık versin. Tavuklar da hemen başladılar. İyi de tavında sevgili takipçilerimiz. Çok güzel giriyor, görüyorsunuz. Pulluk toprağı. Baba! Oradan da bu tarafa gelsene. Oradan dön bu tarafa gel. Öyle talladan dön böyle gel. Kötü mü olur öyle? Ha tamam. Yeter. Bu arada bugün hafif rüzgar esiyor.
Maşallah motor kuvvetli arkadaşlar. Çok güzel şey diyor. Aha göz dedim. Maşallah dedim oysa ben. Pim mi kırdı ki? İnşallah babama sorun çıkarmadan, bir şey olmadan sürer. Ortada çizgi kalmasın diye bu şekilde sürüyormuş arkadaşlar. Babamla konuştuk. Yer elmaları da çıktı burada. Ektiydim. Görüyorsunuz sevgili takipçilerimiz, olmuş yer elmalarımız. Bahçemiz çok bereketli. Toprağından doğal yer elması. İlerleyen zamanda inşallah duvarımız çekilirse sevgili takipçilerimiz, bu babamın sürdüğü yeri şuradan tut şu başa kadar ahır samanlık yaptır diyorlar. Gelen akrabalarım olsun, ben de şu aşağı tarafa yaptırım diyor. Normalde hani hem sohbet edelim hem babamın videosu dolu dolu olsun, sadece motor sürmesiyle olmasın diye. Biliyorum burada da hani bazıları babamın kanalında konuştuğumu bile hani istemeyenler var, ama onlar bir iki kişi, daha çok isteyen kişi olduğu için, çoklu yoğun istek olduğu için konuşuyor arkadaşlar. Boş boş geçmesin videolarımız. Bir tane de turp çıktı herhalde oradan. Kocaman bir turp tohumu vardı. Bahçede her şey var, ne ararsa. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle göstereyim. Bu da turp. Alın tavuklar. Alın. Gelin. Pancar gibi büyümüş maşallah. Bahçemizin toprağı boz toprak gibi de verimi çok güzel. Her şey oluyor arkadaşlar. Babam maşallah yarıladı. Çıtır çıtır biber külleri eziliyor. Yo yo, orayı bozma. Aynı şeyde olsun seviyede. Aynı seviyede olsun. Gerçekten insanın ailesi gibi yok arkadaşlar. Hele ki annesinin babasının arkada durması, arkanda dağ gibi olması. Her şey maddi bir şey demek değil. Manevi olmaları da çok güzel bu duygu. En azından hani iyi gününde ya da kötü gününde, zor gününde bir ailenin arkanda olması, senin yanında olması, gülerken gülmesi, ağlarken ağlaması çok güzel bir duygu. Rabbim herkese aile birliği, dirliği versin inşallah. Sevgili takipçilerimiz. O şeyi, biberler, domatesler hep ben toplayacaktım, yolacaktım.
Babam beni bugün kurtardı. Allah ömrümüzden ömür versin. Ayaklarına taş değdirmesin inşallah. Lady Şin. Lady. Ne oldu kızım? Bu arada Lady'nin yuvası yapılacak canlar. Burası biliyorsunuz kışın çok soğuk oluyor. Bu Lady'mizi buradan alacak. Kumesimizin hemen yan tarafına pirketlerden sağlam bir çimontuyla yuva yaptıracağım. Nail işlemi ben yapım dedi. Bir de çatı yaptıracağım ahmaması için. Kışın sıcak olsun. Yuvası da sağlam olsun. Üzülüyorum çünkü onların yuvası yıkıldığı zaman. Elimde sadece bu kadar geliyor. Bazı değerli takipçilerimizi bu topraklı olan videolarımız, mesela bahçeli olan videolarımız da dinleniyormuş. Huzur buluyor. Sanki kendi bahçemize yapılmış gibi, kendi köyümüzü hatırlıyor. Eski geleneklerimiz, göreneklerimiz sizlerin sayesinde bitmiyor diye yorum yazıyorlar gerçekten. Yorumlarınızı okudukça mutlu oluyor canlar. İyi ki varsınız. Zaten sizler olmasanız biz bu videoları bu güzel enerjik bir şekilde çekim yapamazdık. Sizlerin yorumlarından dolayı destek bulduğumuz için, mutlu olduğumuz için güzel güzel içerikler üretmek istiyor. Değer verildiği için. Allah razı olsun her birinizden. Oran toprağı az herhalde. Hiç girmedi. Orada bizim ev yapılırken bizim yol orası değildi arkadaşlar, burasıydı. Şu mavi çadırın olduğu yerde duvarı açıktı. Daha sonra biz geldikten sonra hem sağ tarafı kapattılar hem sol tarafı kapattılar. Bizim geçmememiz için eskiden yol gibi kullanılıyormuş. İnşallah yollar bir an önce belli olur. Bizim de gireceğimiz, gideceğimiz yer nereyse ona göre gider geliriz inşallah. Bu da koyun tersi. Burada yansın. Yazın inşallah domateslerimize, biberlerimize Allah ömür verirse sevgili takipçilerimiz oradan alıp kullanacak. Bahçemizin burası daha yüksek. Buranın toprağı daha çok. Söylediğim gibi burada toprak yok. Aslında ekildiği zaman eşit gibi görünüyordu ama sürüldükten sonra ortaya çıktı. Değilmiş. Kaş kara kız. Kara kız kaç. Babam ezer seni. Kaç kızım kaç. Tavuklarım da pek güzelleşti. Dışarı çıktılar ya artık. Birbirlerinin tüylerini de yemiyorlar. Bir de 3 torba yeme alırsak bunlara tamam. Kışa kadar onu yiyler inşallah. Ben senin izleyicilerinle sohbet ediyorum. Sizin yokluğunuzu aratmayayım. Ben sizlerle sohbet etmeyi seviyorum sevgili takipçilerim. Sanki şu an karşımda gibisiniz, yanımda gibisiniz. O yüzden hani ben ne konuşacağım, ne yapacağım diye hiç ne şaşırıyorum ne de aklıma bir şey gelmedi değil yani. Her şey geliyor. Sohbet etmeyi seviyorum ben sizlerle. Bir de bizde hani ayrımcılık yok. Onun kanalı, bu bunun kanalı. Ben ona göre gülüm, ona göre konuşum değil. Yani hepimizin kanalında hepimiz neysek o yok. Çünkü öyle gördük, öyle de devam ettiriyor. Biz hepimiz mesela aynıyız. Birimize övgü yağdırıp da diğerimize hakaret yapılan yorumu onaylamıyor, hepimiz kaldırıyor. Çünkü bu YouTube hani gelici geçici, aile, akraba, gerçek dost her zaman kalıcı yanımızda. Burası da annemgilin. Biliyorsunuz annemlerin şeysi. Avarı. Biz avar dedik. Onlar ekliydi. Hep biber ekliydi annem.
Tek bir karlık domates ektiydi. Benim domates, biber, her şey çoktu. Annem gününkinden. Babam bahçemizi sürsün o zaman arkadaşlar. Ben gidin bir çay koyayım. Bir şeyler yapayım. Daha ben de hiçbir şey yemedim. Babamla birlikte mutfağımızda görüşelim o zaman. Sevgili takipçilerimiz, bir de şöyle balkonumuzdan kuş bakışını gösterelim sizlere. Kuş görünümü nasıl gözüküyor bahçemizi? Görüyorsunuz babam yarıladı bayağı maşallah. Herhalde tavında iyi de güzel sürülüyor. Hepsi aynı şeyde, çizgide olsun diye bu şekilde sürüyor babam. Tavuklar bekliyor. Toprağı eşelemeyi çok sever tavuklar. İçinde kurt çıkar, börtü böcek çıkar. Şimdi motorun gitmesini bekliyor bunlar. Hemen onlar girecek bahçeye. Sevgili takipçilerimiz, babam benim bahçeyi sürerken ben de boş durmuyor. Ne yapıyor? Şöyle kıştan biber koyuyorum arkadaşlar. Kapya biberi kızarmış. Dolma dolduracağım. 2 adet soğan doğradım. Dışarıda doğradım önüme gittiği için. Bir de mercimek çorbası yapacağım. Yemeğim yok. 2 gündür de yemek yapmıyorum. Serkan diyor evde yemek olmayınca olmuyor diyor. Her gün yapsam niye her gün yapmıyorum demezler ama bir gün yapmadın mı 2-3 gündür yemek yapmıyor diller. O yüzden babamla birlikte çay içelim diye arkadaşlar çay koydum. Ben bunu mercimek çorbamın içine katacağım havucu. Ben çok seviyorum havucu ama Serkan sevmiyor. Biraz da çocuklara vitamin olsun. O yüzden içine karıştıracağım. Şöyle havuçlar dursun. Şimdi ne yapacağım sevgili takipçilerim? İlk olarak da çorbamı koyayım. Bismillah diyelim. Bizim düdüklerimiz bir tanesi karanma yapıyor. Ondan mercimek çorbası yapıyor. Şöyle çayımı şuraya alacağım. Hocam ne yapayım? Yakayım. Yağımı da koydum. Yağ biraz ısına dursun. Ve şöyle iki adet hemen soğan çitleyeceğim. Çorbam tatlı olsun. Çorbamın içine kuru soğan, patates, sarımsak, havuç ekleyeceğim. Salça, toz biber, tuz. Zaten geri kalanını da tüm takipçilerim illaki yapıyordu. Ben bazen yapmıyorum arkadaşlar. Soğan sadece salçasını kavuruyorum. Birazcık toz biber atıyorum. Ve mercimek çorbasını o şekilde de yapıyorum. Bazen de bu şekilde soğan katıp yapıyor. Bu da çok güzel oluyor. Bazı değerli takipçilerimiz de herhalde un neyim kavuruyormuş mercimek çorbasına. Ben un kavurmam arkadaşlar. Zaten koyu oluyor. Kahvaltı yapmadım. Biraz bir şeyler atıştırdım. Vitamin şişesi yuttum. Hatta o da sanki aynı boğazıma yapıştı gibi oldu.
şöyle tabağa, şuraya hemen irince çitleyeyim. Zaten rondodan geçiriyorum biliyorsunuz sevgili takipçilerim. O yüzden iri iri doğrasam da bir şey olmuyor. Soğanlar. Hatta patatesleri bütün bütün atanlar bile varmış. Ben bütün atmıyorum. Şu şekilde iri iri doğrayayım. Şimdi babam da gelir, motorun sesi kesildi. Bitirdi galiba. Şöyle birkaç tane soğan yaptım ama soğanlar küçük olduğu için büyük değil canlar. 2 adet de sarımsak soydum. Onu da doğruyorum. Şöyle havuçlarımı da göz kararı onları da doğruyorum. Patateslerimi bolca soydum. Onları şimdi dolmanın ağzına kapatacağım arkadaşlar. Çünkü dolmada patates çok yakışıyor. Geliyorum, geliyorum. Beni çağırıyor babacan. Gel bir bak diyor herhalde. Oldu mu diye soracak. Gelin beraber gidelim bakalım. Bismillah. Şöyle yağımızı kapatalım. Unutmayalım. Yanmasın. Gelince açalım. Biraz hızlı bir çekim oldu. Sizin de başınızı döndüreceğim arkadaşlar. Buyur babacan. Buyur. Babam bitirmiş arkadaşlar sürmeyi. Bir de şöyle başa gitseydin baba. Baba inmeden bir de öyle git. He. He. İyi olmuş arkadaşlar. Babamın eline sağlık. Görüyorsunuz. Maşallah bitirmiş. Tavuklar artık eşeleme aşamasına geçerler. Bir de şu başı yastığı çeksin. He. İster buradan git. İşte buradan git he. Öyle gelirsen dalları şeyden. Orada da cevizi kırdın çatadan duydum. O tabandan çatlar üstü kuru. He he bir çatada da babam gözüme bir baktım motorda. Ben de onun gözüne baktım. Kuru halbise altından çatlıyor. Burası çok soğuk arkadaşlar bildiğiniz gibi değil. He. Baba bir de oraya küçük ekledim. Onda mı sürdün ki? Şu en son var ya. Oraya da ceviz ekledim. Küçük nail işten birdiydi. Orada değil bu sırada bu. Bu tarafa gel. He onun altına bak. Duruyor mu? Teker mi geçmiş üstünden? İyi iyi o işte ceviz. Allah esirgemiş onu. Tırmanada işte yolumuz duvarımız belli değil ya oraları çökerlerse diye. He keşke tutsa da. He. O zaman sen oraya git. Biz mutfakta yemek yapıyoruz izleyicilerimizle. Şimdi böyle işte bura böyle. He. Buradan gidelim o zaman. Odana gidelim. Baba şey yapmana gerek yok. Bir tane gitsen gider o aynı yerden. Yani bu tarafa geçmene gerek yok. Orada bir gidin de gel böyle olmaz. Sürdüğün yerden. İçine gidip o şeyde kalmasın. Mutfağa kalmasın orada. Hadi bakalım biz yemek yapıyoruz mutfakta. Sevgili takipçilerim ve gerçekten babamı gördüğüm zaman ayrı bir mutlu oluyorum. Onun benim yanımda bambaşka bir değeri var. Hani kız çocuklarının gözünde babalar hiç büyümezmiş. Yok. Tersine söyledim. Kız çocuklarının yanında aynı babalar yani ben hiç babamın yanında büyümüş gibi hissetmiyorum kendimi. Küçük bir kız çocuğu gibi hissediyorum. Biz hep küçüklüğümüz de çok güzeldi babamla. Küçükken böyle bizimle oyun oynardı babam. Hala da sevgimiz, saygımız devam ediyor. Şöyle 2 adet de patates doğradım. Çayımız da bu arada herhalde kaynadı. Bismillahirrahmanirrahim diyelim. Hepsini düdüklümüzün içine atalım canlar. Bunlar güzelce kavrulsun. Ben de şöyle önce kırmızı mercimeğimi yıkayayım. Çünkü önce çorbayı koyacağım için. Şöyle bir buçuk
bardak yapsam yeter. İki bardak çok geliyor. Sabahleyin ertesi sabahleyin de içiyorlar diye çıkıyorum var. Davetliyik.
çağırdım. Ama ne zaman giderim değil mi o? Benim çocuklarım var mı? Daha 4'lere yakın geliyorlar saat 4 gibi. Nasıl olur bu iş bilmiyorum. Öğrenmeye mi gideceksin babasız? Valla ben de bilmiyorum. Bize de yaptım. İşte hepimiz Değman atmam geliyor. Evet değerli arkadaşlar, elmas hazırladı, güzel kızarmış. Evet. Çayları içelim babacığım, ben de kahvaltı yapmadım. Elmas kahvaltı yapmamış, biz de öğretmeye yiyecek. Öğlen okundu mu? Okunmadı. Saat 1.30'da okunuyor. Burada 15 dakikada. Dolma yapmış. Bu kapya biberi yazdan koyduydum arkadaşlar. Üzerine de patates koydum. Bunlar da artan patatesler. Serkan seviyor. Eline sağlık. Afiyet olsun. Beraber yiyelim inşallah. Çayımızı da koyalım, çay içelim babacığımla. Bana da burada şeyler hazırladı. Bende bir tane badem varmış, kırım dediğim bunu fındık, ceviz kıracağını kırdım. O bademi ben tam o zaman aldım. O dolapta, poşette kalmış. Buradan bir çay, burası soğuk, eve gidelim. He. Evimizde içelim. O zaman evde çaya görüşelim. He. Evet arkadaşlar, çayı... Çaya hak ettik, bahçe sürdük. Babam tansiyon hapını yutmamış. Kafası ağrıyormuş, hap getirdim. Şimdi bulundurur mu? Şimdi dana koyuyorum, o da güne bitti, almıyor musun? Tansiyon ihmal etme. Sabahdan erken kalktık, arzu ederim. Bunun da kanı olur. Yok, bitti bana, arzu ederim. Öyle mi? Ama sıcaklar yok ki, belki olsa yine olur. Yok, sıcak olmasa yine kanı verdim. Gece de kanı verdim. Gerçi patatese gittiğimizde hava buz gibiydi la. Yok, gece de kanı verdim. Böreğim iyi bağım baba, iyi olmuş mu? Annemin peynirinden yaptım. Böreklerimiz de pek güzel kızarmış, çayımız da demledim. O sen tabağın zaten, benimki burada işte. Ne böreği bu? Mülföy. Nasıl yiyeyim bunu? Ding ding, annem diyor ya, komparatap diye, o gün komparatife. Dökülsün, bir şey olmaz, süpürürüm. Zaten ben bugün buralar süpürdüm, silinecek duruyor. Daha bitiremedim temizliği. Yemeğe geçtim. Her gün gördük, her gün aynı. Evet arkadaşlar, bugünkü videomuzun sonuna geldik. Beğeni atmayı unutmayın, abone olmayanlara abone olabilir. Kanalımda kalın, hoşça kalın, dostça kalın. Herkese hayırlı günler olsun. Arkadaşlar, babamın videosuna bol bol yorumlar, beğeniler yapın. Gerçekten babam bu yaşta sizlere günlük video çekmek için çaba sarf ediyor, emek veriyor. Desteklerinizi bekliyoruz. Hoşça kalın, dostça kalın.